Going dark. Elbet kankalarım, buralarım, hepinize selamlar, sevgiler, videoya hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım her şey yolundadır. Şimdi dostlar, hemen olaya gireceğim. Son zamanlarda çok fazla aldığım iki tarz yorum var. Birisi şu: abi hassasiyet ve tuş dizilimi kontrollerini falan paylaşır mısın? Şimdi onu paylaşacağım. Hassasiyet ve kontrolleri paylaşacağım. İkinci soru da şu, çok fazla geliyor bu soru. Ya soru değil de işte, hadi soru diyelim. İşte abi param bitti, ne yapacağım? Abi depoda hiçbir şey kalmadı, ne yapacağım? Buna da değineceğiz. Yani tavsiyeler, tüyolar, bilgiler vereceğim. Haberiniz olsun. Ya oyunu çok iyi oynayanlar, çok iyi oyunu bilenler yani bu videoyu izlemelerine gerek yok. Boşuna zamanlarını harcamasınlar. Yani bu video biraz daha yeni başlayanlar, oyun hakkında çok bilgisi olmayanlar için gibi bir şey olacak. Hemen ayarlara geliyorum kanka. Hassasiyetlere girdim. 4 parmak artı jiroskop oynuyorum. Full jiroskop. Ona göre yani şeklinizi alın. Jiroskop kullanmıyorsanız eğer bu ayarlar size düşük gelebilir. Jiroskop kullananlar da aslında bana yakın ayarlarda kullanıyordur diye düşünüyorum. Neyse. Şimdi genel hassasiyetim burada 120'de. İvmelenme kanka sabit. Sabit ivme. Kamera hassasiyetim burada. Zaten alacak olanlar durdurup bakabilir videoyu. Ateş hassasiyetim burada. Jiroskop kullandığım için gördüğünüz gibi bazı şeyler düşük burada. Ondan sonra jiroskop hassasiyetim de burada. Sprey attığım dürbünler 150'de, diğerleri de 100'de falan. Metalle nokta atışı 110'da. Kontrollerim bu şekilde, klasik 4 parmak diyebiliriz. Burada şunları hatta açayım, daha net görün. Burada şimdi kanka birkaç tane yine tüyo vereceğim. Tabi tavsiye vereceğim. Tüyo demeyeyim, tavsiye vereceğim. Yani isteyen deneyebilir, uygulayabilir. Sonuçta bu alışkanlık meselesi. Siz nasıl alıştıysanız kişiye göre bu değişir. Benim alışkanlığım bu yönde. Ha şunu söyleyeyim bak şimdi. Bu çok soruluyor. Abi ekran ortasına o beyaz noktayı nasıl koydun? Bunu var ya, yemin ediyorum 10.000 defa cevaplamışımdır ya. 10.000 defa. Şimdi burada tekrar göstereyim kankalar bak. Benim burada telefonumda kendi özelliği burada var. Ben buradan kullanıyorum. Açıyorum bu noktayı. Eğer bu sizde yoksa yapacağın şey belli. Şu ayarlar butonunu alacaksın. Eğitim alanına gireceksin. Bak eğitim alanına gireceksin. Dürbünü açacaksın. Şunu şöyle ortaya çekeceksin. Ondan sonra dürbünü açıp bakacaksın. O dürbüne göre de buna ince ayar çekeceksin buradan. Bu zaten küçülüyor bak. Küp küçük yaptım. Gördün mü bak, ufacık oldu. Bunu böyle ince ayar yapacaksın. Dürbünü açıp bakacaksın. Dürbüne göre bunu ortaya çekeceksin. Aynı işi görür. Tamam mı? Bu ayar bu kadar basit. Bunu buraya ortaya koyacaksın. Ha diyorsan ki abi ben onu kullanmak istemiyorum, o benim işime yaramıyor. O zaman Google Play'e gireceksin. Google Play'de Crosshair yazacaksın. Crosshair uygulamaları var. İndireceksin, bakacaksın. Hoşuna giderse kullanacaksın. Gitmezse de yapacak bir şey yok. Yani seçenekler bunlar kanka. Şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Sadece bu oyun için değil. Yani sadece Arena Breakout için değil. İşte COD Mobile'de olsun, PUBG Mobile'de olsun. Mesela benim yıllardır şöyle bir alışkanlığım var. Özellikle işte COD Mobile oynayanlar, PUBG için de geçerli. Ya Arena Breakout için çok geçerli değil ama yine söyleyeyim. Şimdi benim FPS oyunlarında kanka her zaman sağlık eşyası kullandığım buton sağ tarafta burada yer alıyor. Bunun sebebi de şu. Şimdi COD Mobile oynayanlar bilir kanka. COD Mobile'de slide and jump diye bir olay vardır. Yani kay ve zıpla. Koşarken aynı anda kayıp zıplayabilirsin. Hatta aynı anda kit basabilirsin. Yani zırh basabilirsin. Karakter yavaşlamaz. O yüzden bunu şimdi buraya koyduğun zaman kanka, bak burada joystick var. İlerlediğimiz joystick. Şimdi parmağın bu joystick'in üstünde. Sağlık eşyası kullanmak için parmağını buradan kaldırıp şuna basman lazım. O zaman ne olacak? Karakter duracak. Yürüyorsan falan. Mesela yürüyorsun. Atıyorum. Arena Breakout için söyleyeyim. Yürüyorsun. Şöyle yürüyorsun. Parmağın burada. Ağrı kesici basacaksın. Parmağını bundan çekiyorsun. Buna basıyorsun. Karakter duruyor. Bu seni oyunda yavaşlatır. Karakter niye dursun ki? O yüzden ben bunu sağda kullanıyorum. Tamam. Burada böyle bununla bak. Yürürken elimi hiç buradan çekmeden bu taraftan hemen tek tuşla böyle bu parmağımla ağrı kesiciye basıyorum. Yani isteyenler bunu deneyebilir. Şöyle bir tüyo vereceğim. Bu tavsiye değil, bu tüyodur kanka. Bunu bak, bu bilgiyi de her yerde bulamazsınız. Şimdi birbiriyle çakışmayan bazı butonları üst üste koymaktan çekinmeyin. Bakın bütün FPS oyunları için söylüyorum bunu. PUBG Mobile için de geçerli. Şimdi örneğin bak, benim burada göstereyim bak. Bomba iptali tuşum. Burada bak, dürbün tuşuyla aynı yerde. Bak buradan pimi çekiyorum. Pimi buradan çekiyorum. İptal tuşu burada. Buna
4 parmak oynadığım için buradan iptal edebiliyorum. O sırada zaten pim bununla çektim. O sırada sağa sola hareket edebiliyorum. Her tarafa hareket edebiliyorum. Bunu üstten ne duru iptal edebiliyorum. İkisi üst üste. Şimdi bazı arkadaşlar çok fazla tuş olduğu için işte neyi nereye koyacağız? Ekrana sığmıyor tarzı yorumlar da alıyorum. Şimdi kanka dediğin gibi mesela atıyorum bak burada dürbünü ayarladığımız buton var şurada. Tamam mı? Bu burada mesela atıyorum bak. Bombanın pimini çektiğim buton. Bunu üst üste koyabilirim. Bunlar çakışmıyor. Çünkü eline bombayı aldığın zaman bu dürbün ayarlama butonu burada görünmez. Silah eline aldığın zaman da bu görünmez. Bomba eline aldığın zaman da bu görünmez. Anladın mı? Çakışmıyor. Yani bunu ikisini üst üste koyabilirsin. Daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek vereyim. PUBG ile örnek vereyim kanka. Mesela PUBG veya COD Mobile oynuyorsun. Araca binme ve inme tuşu var değil mi? Mesela bazı oyuncularda görüyorum ikisi farklı yerlerde böyle alt alta falan koyuyor. Çapraz koyuyorlar. Gerek yok ki kanka. Niye ikisini ayrı koyuyorsun ki? İkisini üst üste koyarsan aynı tuşla binersin, aynı tuşla inersin. Yani bu şekilde hem farklı farklı yerlere basmak zorunda kalmazsın. Hem de tek tuşla. Tek tuşla iki işlemi yapmış olursun. Umarım anlatabiliyorumdur. Yani tek tuşla aynı yere basarak hem binersin araca hem de inersin. Bu kadar basit. Yani bu aklınızda olsun. Bazı tuşları kesinlikle üst üste koyun yani birbiriyle çakışmıyorsa. Yani aklıma gelenler bunlar ayarlarla ilgili. Daha söyleyeceğim çok şey vardır ama hep her zaman unutuyoruz. Neyse şimdi gelelim ikinci soruya. Abi param bitti ne yapacağım? Abi depom sıfırlandı ne yapacağım? Bu çok var. Şimdi kanka bak ben size yalan konuşamam doğruyu söyleyeyim. Eğer oyunda param bitme seviyesine geldiysen, depon komple bitme seviyesine geldiysen sende bir sorun var demektir. Yani ya çok iyi oynayamıyorsun oyunu. Yani bunu kabul etmen lazım. Oyunu iyi oynayamıyorsun demektir. Ya da yanlış oynuyorsundur. Yanlış haritaya oynuyorsundur. Atıyorum sürekli cephanelik giriyorsundur. Ölüyorsundur. O zaman farklı bir haritaya oynaman lazım. Özellikle aynı haritaya oyna ki o haritada becerilerin gelişsin. Harita bilgin gelişsin. Ve zamanla o haritada artık iyi oynamaya başlarsın zaten. Skev olarak aynı haritaya gir. Kendi karakterinle aynı haritaya gir. Haritanın bütün inceliklerini öğrendiğin zaman kim nerede spam oluyor, nereden gelir bunları bildiğin zaman daha iyi oynarsın. Ama yine şöyle tüyo vereyim. Para bitti ne yapacaksın? Şimdi bazı şeyleri kaçırmayın değerlendirin. 1. Savaş biletinde kanka bak şu sol altta sezon puanı mağazası diyor. Bak benim 7240 param var burada puanım. Şunları almayı unutmayın. Şunu da belirteyim. Bunlar sezon bittiğinde sıfırlanan şeyler. Yani sezon bitmeden önce bunları alın. Deponuz sıfırlanmıyor. Paranız sıfırlanmıyor ama bunlar sıfırlanıyor. Sezon bitmeden buradan ıvır bak burada kask var, zırh var, silah var, mermi var. Hepsini alabilirsiniz. Bak benim 7240 puanım var. Buradan baksana bayağı bir şey alabilirim. Burada da var yine. Paket halinde olanlar var. Ayrıca bak burada sol altta yine S2 yazıyor kanka. Sezon 2 buna tıkladığın zaman sezon mağazası var. Bak burada 4000 varmış burada. Yine buradan böyle kasalar alabilirsiniz. Yani buradaki paralarınızı kullanın. Güvenli kasa bile veriyor. Bir günlük veriyor. İkili. İkili veriyor. Bir günlük veriyor yani. Bir şey demiyorum neyse. Yani buradan alabilirsiniz. Onun haricinde kanka etkinliklerde ödüller oluyor. Kaçırmayın. Günlük giriş ödülleri var. Kaçırmayın. Onun haricinde burada görevler var. Görevleri yaparsanız yine XP verir. Burası dolar. Savaş bileti dolunca yine burada ödüller veriyor. Bunları kaçırmayın. Onun haricinde şunu söyleyebilirim. Param bitti, depon sıfırlandı. E kanka komple skev gireceksin. Bu kadar basit. Geleceksin buraya bak. Komple skev gireceksin. Ölürsün, ölmezsin ama yani ölmediğin zaman olur. Ne olur? Ölmedin diyelim çıktın. Zaten depon boş. Yani boşaltmışsın depoyu. Ne yapacaksın? Mesela skevden gelen silahı veya işte kask yeleği satmana gerek yok. Kendi karakterine geç. Onları kendi karakterine koy. Skevden gelen kask yeleği kendi karakterine koy. Kendi karakterine gir. Ha öldün mü? Tekrar skeve dön. Sen zaten normal oyunda girdiğinde bu sırada skev süresi dolar. Biliyorsunuz 15 dakikada bir ne doluyor. Yani 15 dakikada bir oynama hakkımız var galiba. Bu şekilde böyle dön baba. Bir ona bir buna. Anladın mı? Döneceksin. Ayrıca şu da var. Yani oyunda full nasıl diyeyim? Oyunda full böyle her şeye full donanım olarak girmek zorunda değilsiniz. Yani boşta girebilirsiniz arkadaşlar. Atıyor PUBG Mobile oynuyorsun diyelim. Dolu mu giriyoruz mesela oyuna PUBG Mobile'de? Yok. Boş atlıyorsun. Lootlanıyorsun. Silah, yelek, kask haritada buluyorsun değil mi? Yani bomboş girip haritada
İşte ölmüş skevlerin lootlarını alabilirsin. Ölmüş bir oyuncunun lootunu bulabilirsin. Veya harita içerisinde droplar var. Belli kutular var. Onların içinde kask, yelek, silah çıkıyor zaten. Onları alabilirsin. Direkt bunların tabii yerlerini bilmeniz gerekiyor. Onun haricinde şöyle ufak bir harita bilginizin olması gerekiyor. Atıyorum bak farmda kanka geldin. Şurada spam oldun diyelim en başta. Şunu bilmen lazım ki senin önünde takım var. Bir takım en az. Bir takım olacak şurada spam olan. İşte bak villada veya depo tarafında takım spam olacak. Yani bu tarafta haritanın bu ucunda spam olduysan ya önünde yine bir takım spam olacak. İlerlediğin zaman şu orta tarafta buluşacaksın. Ha işte bunları bilirsen zamanını iyi ayarlarsan hiç fightlamadan oyundan çıkabilirsin. Eğer şimdi şunun için söylüyorum. Param bitti abi. Depo bitti abi. O zaman kanka sen fightlamayacaksın. Fight'a girmeyeceksin. Beleş loot peşine koşacaksın. Bir fight varsa mesela bekleyeceksin. Yat bekle. Fight bittikten sonra aynı skev gibi böyle. Orada gidip geri kalan lootları bile toplayabilirsin. Veya işte ses var bir yerde. Fight var. Diğer karşı tarafa geçip oradan ilerleyebilirsin. Onların bir tık bir adım önüne geçip bir adım önüne ilerleyebilirsin. Yani bunu kendiniz oyunda ayarlamanız gerekiyor. Şimdi başka taktikler de var tabii bak şimdi. Atıyorum kanka bak şimdi mesela kulaklık meselesi. Şimdi bunu bilmeyenler de var. Atıyorum sen şu kulaklıkta oyuna girdin. Bu kulaklığın ses kasma menzili çok az. Şimdi karşı rakip de eğer bu şey kulaklık varsa seni duyar. Atıyorum girdin kanka Northridge oynuyorsun. Northridge haritasında böyle ormanda koşuyorsun tamam mı? Şimdi adamda bu kulaklık varsa eğer sende de şu kulaklık varsa şu dandik kulaklık. O adam seni atıyorum mesela 50 metre öncesinden duyuyor zaten senin sesini. Senin geldiğini duyuyor. Senin geldiğini duyduğu için hemen bakar ki birisi geliyor. Oturur orada bekler seni. Sana ses vermez. Sen de gelirsin. Tak diye seni öldürür. Bu kulaklığı takıyorsa tak diye seni öldürür. Ondan sonra sen de dersin ki vay be adam burada pusuyormuş ya dersin. Halbuki alakası yok. Adam zaten seni çoktan duydu ve bekliyor gelmeni. Şöyle bir şey var. Onu söyleyeyim. Ya tamam bu kulaklık pahalı bir kulaklık ama yani oyunda bir tık daha önde olmak istiyorsan, rakipleri bir tık daha öncesinden duymak istiyorsan bunu da kullanmak zorundasın. Şöyle bir şey var mesela şimdi şunu da yanlış bilenler var. Sağlık eşyalarına geleyim. Ağrı kesiciler. Kanka şimdi ağrı kesici şöyle zannedenler var. İşte yaralandım. Yaralandıktan sonra ben bir ağrı kesici alayım. Öyle bir şey yok. Ağrı kesici oyun başlar başlamaz kullanıyorsunuz kanka. Bak oyun başlar başlamaz kullanıyorsunuz. Ondan sonra bak bunun süresi var. Bak mesela bunun süresi 180 saniye. 180 saniye etkisi var. Ondan sonra etkisi bitiyor. 180 saniye sonra etkisi bitmeden daha bir tane daha almanız gerekiyor. Ya yani oyun boyunca bunu tazelemeniz lazım. Neden? Ya böyle haritanın ortasında koşuyorsun diyelim. Birisi sana ateş etti, ayaklarını kırdı. Öyle kaplumbağa gibi kalırsın. Yani far görmüş tavşan gibi kalırsınız. Kaçamazsınız, yürüyemezsiniz. Yani yürümeye geç. Hızlı yürüme modunda bile yürüyemiyorsun böyle. Adım atamıyor karakter ayaklar kırılınca. Hiçbir şey yapamazsın. Öyle adamın seni öldürmesini beklersin. Yani bu duruma düşmemek istiyorsanız öncesinden ağrı kesici kullanmanız gerekiyor. Ağrı kesici etkisi altında olduğunuz için ayaklarınız kırılsa bile koşmaya devam edersiniz. Yani bir kaçma şansınız olur. Bunları, bu detayları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun haricinde şöyle ameliyat kitleri var. Bunlar olmadan maça girilmez. Yani ayakların kırıldı. Ayaklarını iyileştiremezsen çıkamazsın ki haritadan. Ya boş girseniz bile bak boş. Hani Zero to Hero yapıyorlar ya. Zero to Hero yaparken bile bak bu pahalı bir şey değil bunlar. Boş gir kanka. Bomboş gir haritaya. Kask, yelek, silah alma. Boş gir ama bak bu. Şu dandik ameliyat kitinden al 2 tane. Şu sargı bezinden al. 1 tane al. Ya bu bile olsa yeter. Başka mesela şunu söyleyebilirim. Deponuzla alakalı aldığınız her şeyi satmayın. Bazı itemleri bekletin. Yani hani ne diyeyim ama zor koşullar. Hani depo sıfırlandı para bitti diyorsunuz ya işte. Hani bunları böyle yastık altı. Şöyle sarı itemleri falan satmayın dursun. Yastık altı yapın ki paranız bittiği zaman eşyanız bittiği zaman buradan bunu satarsınız kanka. Ya böyle itemleri tutun elinizde. Bunu söyleyebilirim. Bunun haricinde dediğim gibi haritalarda girdiğiniz zaman şunu bilin ki etrafınızda spam olan takımlar var. Yani rotasyonu iyi çizmeniz lazım. Bakın ben mesela akşamları diyelim otururken film izliyorum kanka. Film izlerken diyorum ki dur hani boş geçmeyeyim şuradan 2 para kasayım diyorum. Skev olarak giriyorum mesela. Film izliyorum skev olarak giriyorum hiç bakmıyorum bile. Hiç fightlamadan lootlanıyorum çıkıyorum kanka ölmüyorum.
Ölmem ki yani. Ben 10 maç gireyim sikep ölmem yani. Çünkü niye? Zamanı iyi ayarlayabiliyorum. Adamlarla istemediğim zaman ben karşılaşmam. Karşılaşmıyorum. Ya gerekirse yatın baba, yatacaksın. Yani atıyorum oyuna girdin şurada. Kendi karakterine girdin. Şurada spam oldun. E bileceksin ki kanka şurada da adamlar var yani. Ona göre rotasyon çizmen lazım. Ha hiç denk gelmek istemiyorsan bekle, burada yat, bekle baba. Zamanı iyi değerlendirin. Acele etmenize gerek yok. Yani sürekli acele ediyorsunuz, adamın önüne düşüyorsunuz falan. Gerek yok yani. Yeteneğiniz doğrultusunda oynayın. Oyun yeteneğiniz çok fazla yoksa, mesela oyun yeteneği çok fazla yoksa, çok pahalı silahlarla girmeyin veya işte taarruz tüfekleriyle girmeyin. Bunları çok kontrol edemiyorsanız. Ya şimdi ben derim size F2000 veya R57 falan girebilirsin ama bunlar da pahalı silahlar. O yüzden mesela hafif makinalı girin kanka, dandik. Bunların sekmesi falan daha azdır. Bunları kullanabilirsiniz o yüzden. Yani MP5, MP2 falan kullanılabilir. İşte şey vektör falan bunlar da sekiyor ama. Neyse, daha söyleyecek çok şey var aslında. Çok şey söylerim yani. Saatlerce sayarım da. Yani biliyorum bu tarz videolar izlenmiyor. Çok soruyorsunuz. İşte anlatınca da izlenmiyor. Neyse. Ya bununla alakalı bir gameplay atabilirim. Hani böyle para kasmaya yönelik fightlamadan. Unutulma alayım çıkayım yani. Öyle yapabilirim yani. O benim için zor bir şey değil kanka. Ama size ne kadar katkısı olur bilmiyorum. Sonuçta oyun oynayan sizsiniz. Ben burada sabaha kadar o tarz bir gameplay yazsam size bir faydası yine olmayacak. Ya izleyerek öğrenmeniz lazım. Kanalda zaten birçok video var. Rehber videosu var. Tavsiye tüyo videoları var. Ya zaten eski gameplaylere bakın. Gameplay atarken bile yine verdiğim tüyolar oluyor. Ama atıyorum mesela bundan sonra şey yapabiliriz ya. Yaptığım her şeyi ne düşünceyle yapıyorum, nasıl yapıyorum diye anlatımlı böyle. Yani taktiksel anlatımlı olarak bir video yapabilirim. Hani işte bak, işte ağrı kesiciyi aldım, şunu şöyle yaptım. İşte bak buradan gitmedim, bu tarafa geldim falan gibi. Anlatarak oynayabilirim kanka en azından. Yoksa diğer tarafı biraz şey kanka bak. Hani trash yani. Ben size şey diyemem. İşte para kasma, bu şekilde para kasarsın. Ya bu şey olmaz ki kanka, ölürsün yani sen. Anladın mı? Şanslısındır, adamın önüne düşersin ölürsün. Bu kadar basit. Çıkışa gelirsin, çıkışta ölürsün. Yani biz de her türlü ölüyoruz sonuçta. Yani bunun bir %100 garantisi diye bir şey yok. Ama taktiksel olarak anlatımlı şekilde taktik vererek oynayabilirim. Ancak elimden bu gelir. Neyse, video çok uzun oluyor. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Seviliyorsunuz. Bay bay.